Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi temel şiir bilgisi konusunu işlemeye başlayacağız. Şiir nedir? Biçimsel özellikleri nedir? Anlamsal özellikleri nelerdir? Bunları göreceğiz. Başlayalım. Şiir, zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan bir edebi türdür. Ben bunların hepsini aslında ne diyebilirim? Ahenk diyebilirim arkadaşlar. Ahenkli bir türdür şiir arkadaşlar. Düş gücüne, imgeye dayanır. Şimdi burada imge kavramını iyice irdelemek lazım. İmge dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince olan yansımasıdır. Mesela gözlük deyince benim zihnimde canlanan imge şuna benzeyen bir şeydir arkadaşlar. Ama sizin için bu farklı bir imge olabilir. Sizin için gözlük kavramı zihninizde farklı bir şekli imleyebilir, imgeleyebilir arkadaşlar. Evet, imge budur. İnsanın duygu dünyasına seslenir şiir. Duygusal coşku uyandırır. Düşünceden çok duyguya yöneliktir. Zaten biz şiirde ana düşünce değil, ana duygu buluyoruz. Buradan da aklımızda kalabilir. Şiirde çağrışım, imge, sezgi önemli bir yer tutar. Çağrışım neydi peki? Bir görüntünün, bir düşüncenin başka bir görüntüyü ya da başka bir düşünceyi hatırlatmasıydı. İmge neydi? Az önce söylemiştik. Bir nesnenin benim zihnimdeki karşılığıydı. Bana hatırlattığı şekildi, görüntüydü. Sezgi de akıl olmadan duygularla bir şeyin farkına varma, bir şeyleri anlama anlamına geliyor. Gördüğümüz gibi bu üç kavramda da hiç akla yönelik bir şey yok. Direkt duygulara yönelik bir şey var arkadaşlar. O yüzden şiir duygulara yöneliktir diyebiliriz. Diğer maddede de ahenkli ve etkili bir söyleyiş ön plandadır demiş. Zaten biz ahengi en başta söylemiştik. Geçelim. Duygu, düşünce ve hayallerin genellikle ölçülü, uyaklı dizeler halinde anlatılan şekline nazım denir. Ölçülü, kurallı olduğu zaman da şiire ben nazım demişim. Her şiir oluştuğu dönemden izler taşır. Şair yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, inançlarını, sanat zevkini şiirine yansıtır. Arkadaşlar, şairler biraz hassas ruhlara sahip insanlar olduğu için dönemlerindeki sosyal, toplumsal, ekonomik, siyasal olaylardan etkileniyorlar. Bunları da eserlerine yansıtıyorlar, aksettiriyorlar. Ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temalarını kullanarak oluşturdukları şiir anlayışına da şiir geleneği diyoruz. Şairler kendilerinden önce oluşan şiir geleneklerinden az ya da çok etkilenirler. Mutlaka etkilenirler arkadaşlar. Oluşturdukları şiir anlayışlarıyla kendilerinden sonra gelen şairleri de etkiliyorlar. Bu bir silsile meselesi. Her şair gelenekten etkileniyor. Evet. Geçmişten aldığı bazı özellikleri, bunlar biçimsel özellikler olabilir, anlamsal özellikler olabilir, konu olabilir, duygusal özellikler olabilir. Kendi de üstüne bir takım şeyler koyarak geleceğe aktarıyor. Aslında gelenek budur. Bakalım nazım birimi neymiş? Şiirin bütünü oluşturan dizelerin kümeleniş biçimine, bu önemli, kümeleniş yani gruplanış biçimine nazım birimi denir. Nazım birimi dize gruplarında bulunan dize sayılarına göre adlandırılır. Dize sayılarına göre adlandırıyormuşum arkadaşlar. Başlıca nazım birimleri şunlardır. Bizim en çok kullanacaklarımız şunlardır. Dize, mısra. Zaten bunu ortaokuldan beri biliyorum. Şiirdeki her bir satıra ben dize, diğer adıyla mısra diyorum. Şiirde asla satır kelimesini kullanmıyorum arkadaşlar. Dize en küçük nazım birimi. Bunu da unutmuyorum. Bakalım diğer nazım birimi neymiş? Beyte geldik. İki dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümlerdir. Divan edebiyatında yaygın olarak kullanılır. İki dizeden oluşacak ve anlam bütünlüğü taşıyacak. Burası önemli.
anlam bütünlüğü taşımasına dikkat etmeliyiz. Bakalım bir örnek vermişiz. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan, şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bakın ikisi birbiriyle anlamsal olarak bağlantılı ve iki dizeden oluşmuş. O zaman ben buna ne diyorum? Beyt diyorum. Geldik dörtlük konusuna. Dörtlüğü de zaten yine ortaokuldan beri biliyorsunuz. Hatta şiir dediğimizde belki hepinizin aklına bir dörtlük geliyor. Şiir nedir diye sorduğumuzda genellikle dörtlükler halinde, kıtalar halinde yazılan yazılardır diye cevaplar alıyoruz. Burada biraz bu kavramlarla oynayalım, bunları değiştirelim. Dört dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan, yine burası önemli. Dört dizeden oluşacak ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümlerdir. Halk şiirinde yaygın olarak kullanılır. Bir tane örneğimiz var. Ey yıldızlar önünde boynunu büken dallar. Bu sabah sizden geçen rüzgarlar geldi sandım. Ağır ağır süzülen meltemlerde bir sır var. Kalbimde ilk açılan o ilk baharı andım. Bakın bütün hepsi birbiriyle bağlantılı bir anlam bütünlüğü oluşturmuş. Ben bu nazım birimine dörtlük diyorum. Evet, geldik bent nedir? Şiirde 3 veya daha fazla dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümlerdir. Arkadaşlar zaten bent demek ne demek? Bağ demek. Anlam bütünlüğü taşıması buradan geliyor. Bağ demektir bent. Şimdi demiş ya, en az 3 veya daha fazla dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümlerdir. O zaman 3 ve daha fazla diyorsa dörtlüklere de ben bent diyebiliyorum demek ki. Burada örneklerim var. Şunların her biri bir bentten oluşmuş. Okuyalım. Kardeş, senin dediklerin yok. Halay çekilen toprak bu toprak değil. Çık hele Anadolu'ya. Kamyonlarla gel. Kanılarla gel gayrı. O kadar uzak değil. Çamı bitmiş, kavağı azalmış, gamla örtülü bayırlar çıplak değil. Yedi ay kıştan sonra yeşeren senin yaşamandır, yaprak değil. Yersin, içersin sofrasından 300 senedir. Kuvvetlisin ama kuvvet hak değil. Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan, mevsimler soğumuş, sular azalmış, buğday Selçuklulardan kalan başak değil. Şimdi arkadaşlar bu şiire baktığımda her bir bölüm kendiyle anlam içinde tutarlı. O zaman bunların her biri neymiş? Bent. Bent budur arkadaşlar. Geldik nazım biçimi konusuna ve Türk edebiyatında kullanılan nazım biçimlerine. Şimdi nazım biçimi şiirin nazım birimi, ölçüsü ve uyak örgüsüne göre kazandığı biçimsel, yani şekil özelliklerinin genel adıdır. Biz burada 3 gruba ayırdık. Ders kitaplarımızda olduğu gibi halk şiirinde kullanılanlar, divan şiirinde kullanılanlar ve batı etkisindeki Türk şiirinde kullanılanlar olmak üzere. Önce halk şiirindeki anonim Türk şiiri biçimlerine bakalım. Maniye bakalım arkadaşlar. Yedili hece ölçüsüyle söyleniyor genellikle mani. Tek dörtlükten oluşuyor. Anonim halk şiirinin en küçük nazım şeklidir, nazım biçimidir. Anonim neydi? Yazanı belli olmayan, ilk olarak kim tarafından söylendiği belli olmayan demek anlamındaydı. Uyak düzeni nedir maninin? A, A, X, A. Yani bunlar birinci, ikinci ve dördüncü dizeler birbiriyle uyumlu ama üçüncü dize serbest demektir arkadaşlar. İlk iki dizesi konuya giriş mahiyetinde olan dizeler ama son iki dize asıl söylenmek istenenin söylendiği dizelerdir arkadaşlar. Türkiye bakalım. Yine anonim Türk şiirinin nazım biçimlerinden bir tanesi. Kalıplaşmış bir biçimi yok. Şekilsel olarak yöreden yöreye değişmektedir türküler. Anonimdir yine. Yazanı, söyleyeni, ilk söyleyeni belli değildir. Yedili, sekizli, on birli hece ölçüsüyle söylenir arkadaşlar. Aşk, kahramanlık,
Gurbet, askerlik, ölüm gibi halk arasında heyecan uyandıran konularda söylenebilir. Konularını bunlardan alabilir türküler. Türkülerde arkadaşlar aynen tekrar edilen nakarat bölümleri vardır. Nakarat dizeleri, dörtlükleri vardır. Bunlara ne diyoruz? Kavuştak. Türkü için kavuştak önemli bir kavram. Semai'ye bakalım. Semai yine aşık tarzı halk şiirinin bir nazım biçimi. Burada önemli olan semailer sadece 8'li hece ölçüsüyle yazılıyor arkadaşlar. Sadece 8'li. Diğerlerinde mesela diyorum ki 11'li hece ölçüsü kullanılır ama 7 ile 8'le de yazılabilir. Ama semaide sadece 8'li hece ölçüsü. En belirgin özelliği bu. Koşmalara göre daha canlı ve kıvrak bir ezgiyle söylenir. Daha müzikaliteye sahiptir. Bunu unutmayalım. Biçim olarak koşmayla aynıdır. Dörtlüklerle yazılır. 3-5 dörtlük arasında değişir boyutu. Hece ölçüsüyle söyleniyor yine. Zaten ilk başta onu söyledik. Semailerde daha çok aşk, doğa, gurbet gibi temalar işlenir. Yine şekil olarak koşmaya benziyor demiştik. Aşık mahlasını son dörtlükte söylüyor. Mahlas neydi arkadaşlar? Aşık kendine bir isim belirliyor. Benim ismim mesela gurbeti olsun, hasreti olsun diyor. Kendi adını gizliyor, artık mahlasını kullanıyor. Bunda da aşık mahlasını son dörtlükte kullanırmış. Gelelim varsağıya. Varsağı Güney Anadolu'da yaşayan varsak Türklerine ait bir nazım şeklidir arkadaşlar. Yine bu da semai gibi 8'li hece ölçüsüyle yazılır. Ama arada bir fark var. Semai doğa konularında vesaire konularda yazılıyordu. Ama varsağı yiğitçe bir üslupla kahramanlık konularında yazılır. Bire, behey, hey gibi ünlemlerle başlar. En belirgin özelliği budur arkadaşlar. Yine bunların özel bir ezgisi vardır. 8'li hece ölçüsüyle yazılır dedik. Dadaloğlu bu türün en önemli şahsiyetidir, en önemli şairidir. Yine burada aşık mahlasını son dörtlükte söyler. Zihninizde netleşmesi açısından bir tane varsa örneği okuyalım. Behey ela gözlü dilber, vaktin geçer demedim mi? Harami olmuş gözlerin beller keser demedim mi? Bak şu kaşa, bak şu göze, ciğer kebap oldu köze. Yakasız gömlekler bize felekler biçer demedim mi? Karaca olan der mert ile, sözüm yoktur namert ile, zalim felek bu dert ile bize eğer demedim mi? Gördüğünüz gibi kim demiş bunu? Karaca olan demiş. Son dörtlükte kendi adını geçirdi, mahlasını geçirdi. O zaman Karaca olan da bizim varsağı yazan şairlerimizden, varsağı söyleyen şairlerimizden bir tanesidir. Gelelim destan türüne. Aşık tarzı halk şiirinin biçimlerinden bir tanesi. Halk şiirinin en uzun nazım şeklidir arkadaşlar. Onlarca dörtlükten oluşabilir. Biçim olarak koşmayla aynıdır. Dörtlüklerle yazılır. 11'li hece ölçüsüyle söylenir. A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 B şeklinde kafiyelenir. Şairler mahlaslarını son dörtlükte söylerler. Kendilerine özgü bir ezgiyle söylenirler yine. Önemli olan ama destanda bir olayın anlatılmasıdır. Toplumu etkileyen savaş, deprem, salgın hastalık, kahramanlık gibi olaylar destanlarda anlatılır. Aslında bir hikaye anlatmak gibidir arkadaşlar. Uzun hikayelerin anlatıldığı uzun şiirlerdir. Dolayısıyla destanlar koşmalardan konusu, uzunluğu ve ezgileri yönüyle farklıdır. Kendilerine özgü bir ezgileri vardır dedik çünkü. Atasözleri, nasihatler içerisinde bulunabilir destanların arkadaşlar. Aruz ölçüsüyle yazılan halk şiiri biçimleri de vardır arkadaşlar. Nazım biçimleri de vardır. Bunları ismen bilsem benim için yeterli olacaktır. Divan, kalenderi, semai, selis, satranç, vezni, aher. Ya da vezni ahar şeklinde yazılabilir. Şunu unutmayalım. Aruz ölçüsüyle yazılan semai de var. Aşık tarzı yazılan semai de vardır. Gelelim divan şiiri nazım şekillerine.
Beyitlerle kurulan var, bentlerle kurulan var arkadaşlar. Beyit neydi? İki tane mısradan oluşan nazım birimiydi. Önce gazeli görelim. Gazel, aşk, şarap, kadın temasını işleyen divan şiiri nazım şeklidir arkadaşlar. Uzunluğu 5-15 beyit arasında. Kaside ile bunu bu şekilde ayıracağız. Unutmayalım, 5-15 beyit arasında. Kafiyelenişi şu şekilde. İlk beyit kendi arasında AA şeklinde, diğer beyitler BA, CA, DA şeklinde ilk beyte bağlı olarak kafiyelenir arkadaşlar. Şimdi gazel için benim önemli kavramlarım var. İlk beyitine matla diyorum, son beyitine makta diyorum, en güzel beyitine Beytül Gazel ya da Şah Beyit diyorum. Şairin kendi mahlasını, yani takma ismini geçirdiği bölüme Taç Beyit, günümüz adıyla Mahlas Beyti diyorum. Konu bakımından halk şiirindeki koşmaya benziyor arkadaşlar. Tüm beyitleri aynı güzellikte olan gazele Yekabaz Gazel diyorum. Tüm beyitlerinde aynı konuyu işleyen, yani konu birliği olan gazellere de Yekahenk Gazel diyorum arkadaşlar. Geldik kasideye arkadaşlar. Din ve devlet büyüklerinin övüldüğü divan şiiri nazım şekline ben kaside diyorum. Kafiyeleniş şekli gazelle aynı. AA, BA, CA, DA şeklinde. Ama bunun gazelden bir farkı var. 33-99 beyit arasında oluyor. Gazel neydi? 5-15 beyit arasında oluyor idi. Yine kasidenin ilk beytine matla, son beytine matta, en güzel beytine Beytül Kasit, şairin mahlasının geçtiği beyte ise Taç Beyit diyorum. Bazı bölümleri vardır. Nesip, girizgah, metiye, fahriye ve dua şeklindedir. Nazım biçimlerini ayrıca işleyeceğimiz bir videoda da bunların özelliklerini daha detaylı, daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Geldik Mesnevi'ye. Uzun hikayelerin anlatıldığı, daha çok didaktik niteliği olan, dini ahlaki konuların işlendiği nazım şeklidir. Olay çevresinde oluşan bir edebi metindir. Mesnevi'de olaylar, hikayeler anlatılır arkadaşlar. Mesela Mevlana'nın Mesnevi'sini açın bakın, içerisinde bir sürü hikayeler vardır. Anlatımı alegoriktir, semboliktir. Bazı kavramlara bazı semboller atfedilir. 5 Mesnevi'den oluşan eserlere hamse denir arkadaşlar. Yani bir şairin 5 tane Mesnevi'si varsa bu şair hamse sahibidir derim. Mesnevi'nin kafiyelenişi gazel ve kasideden farklı arkadaşlar. Bu AA, BB, CC şeklinde her beyit kendi arasında kafiyelenmektedir. Türk Edebiyatı'nın İlk Mesnevisi Kutat Gubilik'tir. Bunu unutmayalım. Bunun haricinde Leyla ile Mecnun, Hüsnü Aşk, Harname, Süheyl-ü Nevbahar, Yusuf-u Züleyha gibi Mesneviler de edebiyatımızda bulunmaktadır. Kıtaya bakalım. Kıtanın çok fazla özelliğini bilmemize gerek yok. İki beyitten oluşuyor. Yani şu şekilde. Bir beyit bu, bir beyit de bu. Ben buna kıta diyormuşum. Kafiye şeması XA, XA şeklinde arkadaşlar. Her konuda yazılabiliyor. Genellikle mahlas kullanılmaz. Müstezata bakalım. Uzun ve kısa dizelerden oluşan gazellere denir. Gazelin her dizesine ziyade adı verilen artık dizelerin eklenmesiyle oluşturuyoruz biz bunu. Şu şekilde yani. Normalde bir gazel beyitleri nasıldır gazellerin? 1, 2, 2 mısra. Ancak müstezat dediğim bir kısa, bir uzun, bir kısa. Bu şekilde devam eden şiirlerdir arkadaşlar. Şekil olarak tabii ki. Şimdi bentlerle kurulan divan şiiri nazım biçimlerine bakalım. Önce tuyu değil de rubaiyi ele alalım. Tuyu rubaiye benzeterek anlatacağımız için rubaiyi daha önce görsek daha iyi olur. Şimdi rubai tek dörtlükten oluşan bir nazım şekli arkadaşlar. Kafiye şeması manideki gibi A, A, X, A şeklinde. Yani bunlar birbirine bağlı. Üçüncü dize serbest olacak. Aruzun çeşitli kalıplarıyla yazılabiliyor. Tek bir kalıbıyla değil, farklı kalıplarıyla yazılabilir.
dünya görüşü, tasavvuf felsefesi, maddi ve manevi aşk konu edilebilir. Türk edebiyatına İran edebiyatından girdi bu türümüz. Yani bu biçimimiz. Rubai denince akla gelen ismim benim Ömer Hayyam. Ömer Hayyam'ı görürsem Rubai'yi yapıştır. Türk edebiyatında Yahya Kemal Beyatlı, Arif Nihat Asya başta olmak üzere kimi şairlerin, bazı şairlerimizin rubaileri bulunmaktadır. Geldik Tuyu'a. Rubai ile aynı özellikleri taşıyor arkadaşlar şekil olarak. Sadece rubai aruzun çeşitli kalıplarıyla yazılırken Tuyu'lar sadece failatün, failatün, failün kalıbıyla yazılıyor. Sadece failatün, failatün, failün kalıbıyla. Size nasıl gelebilir Tuyu? Sadece aruzun, failatün, failatün, failün kalıbıyla yazılan nazım biçimi hangisidir diye gelebilir. Aralarında bir fark var. Mesela Tuyu Türklerin ürettiği bir türdür. İlk olarak Türkler tarafından ortaya konmuş bir türdür. Ama rubai edebiyatımıza İran şiirinden girmişti. Halk şiirindeki maninin karşılığı, bunu unutmayalım. Alişir Nevai ve Kadı Burhanettin'in tuyuları bu olduğunu bilelim. Geldik murabbaya arkadaşlar. Dörtlü bentlerden oluşuyor. Unutmayalım bunu. Şarkıyla şiirsel olarak aynı özellikleri taşıyan bir şeklimiz. Her konuda yazılabiliyor. 3-7 bent arasında değişir uzunluğu. Son dizeler nakarat olabilir. Dedik ya şarkıya benziyor diye. Bu nakarat olan dizelere ben ne diyorum? Murabba-i mütekerrir diyorum. Yani tekrar eden, murabba'daki tekrar eden dizeler demek istiyorum. Murabba'nın en başarılı örneklerini edebiyatımızda Namık Kemal vermiştir arkadaşlar. Şarkıyla şekilsel olarak aynı özellikleri taşıyor murabba. Ancak murabba'nın kendine özgü bir makamı vardır. Geldik şarkıya. Şarkı arkadaşlar az önce de söylediğimiz gibi murabba ile şekilsel olarak aynıdır diyebiliriz. Yine dörtlüklerden oluşuyor, hatırlayalım. Son dize genellikle nakarattır, tekrarlanır. Murabba'da da aynıydı. Bestelenmek için yazılır. 3-7 dörtlük arasında değişir uzunluğu, tamamının uzunluğu. Başka ne diyebiliriz? En çok kullanan bu biçimi en çok kullanan şairimiz Nedim'dir. Yine 19. yüzyıl sanatçısı Endurunlu Vasıf da bu türün temsilcilerindendir. Modern şiirimizde ise Yahya Kemal Beyatlı'nın şarkıları bulunmaktadır arkadaşlar. Son olarak söyleyebileceğimiz de şarkı için şu: halk edebiyatındaki türkünün divan edebiyatındaki karşılığıdır. Muhammes'e geldim. Muhammes için benim bilmem gereken birkaç özelliğim var ama en önemlisi beşliklerden oluşuyor arkadaşlar. Bunu bilmem benim için Muhammes de yeterli. Baktım. Muhammes işte divan edebiyatına ait ve beşliklerle yazılmış. O zaman ben Muhammes cevabını yapıştırmam gerekir. Geldik terkibi bente arkadaşlar. Terkibi bent ve tercihi bent. Demek ki bunlar birbiriyle kardeş olabilir. Şimdi terkibi bent 5-10 beytlik bentlerden oluşan bir nazım şekli, nazım biçimi. Bent sayısı ise 5-15 arasında değişiyor. Gazelle karıştırmayın. Gazel 5-15 beyt arasındaydı. Terkibi bent 5-15 bent arasında. Her bir bent de 5-10 beytten oluşuyordu. Toplumsal yergiler, felsefi düşünceler bunların konuları arasındadır. Ayrıca şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Mersiyeler, hicviyeler, metiyeler de terkibi bent biçiminde yazılabilir. Buraya kadar tamam. En ünlü terkibi bent şairimiz Bağdatlı Ruhi'dir. Bağdatlı Ruhi'nin terkibi bendine 300'den fazla nazire yapılmıştır. En ünlü nazireyi de Ziya Paşa yazmıştır arkadaşlar. Baki'nin Kanuni Mersiyesi de bu nazım şekliyle, yani terkibi bent şeklinde yazılmıştır. Bunu unutmayalım. Şekil olarak arkadaşlar gazel gibi kafiyelenen hane adı verilen bölümler var terkibi bentlerde. Ve kendi aralarında kafiyeli bulunan vasıta beytleri var. Bunları unutmayalım. Gelelim tercihi bente. Az önce ne demiştik? Terkibi bentle bunların bazı benzerlikleri olabilir. Genel olarak birbirinin aynı gibidir. Bazı farklılıkları vardır.
Şimdi terkibi bentte hanelerin sonundaki vasıta beyitleri sürekli değişiyordu ama tercihi bentte nakarat olarak bu vasıta beyitleri tekrarlanıyor. Aynı şekilde devam ediyor. Tercihi bentlerde vasıta beyti her bendin sonunda aynen tekrarlandığı için aynı fikir çevresinde toplanan bir konu bütünlüğü vardır arkadaşlar. Monotonluk vermeyecek şekilde hane bölümü düzenlenir. Tercihi bentlerde dini konular, evrenin sonsuzluğu, yaşamın karşıtlıkları işlenir arkadaşlar. En önemli temsilcisi de Ziya Paşa'dır. Geldik Batı etkisindeki Türk şiirinin nazım biçimlerine. Burada karşımıza sone, terzerima, triole, balat ve serbest nazım çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu ilk dördü İtalyan ve Fransız edebiyatlarından bizim edebiyatımıza girmiştir. Şimdi biz bunları ayrıntılı bir şekilde ilerleyen videolarımızda göreceğiz. Şimdi sadece ismen bilsek yeterlidir. Sıra geldi nazım türüne. Nazım türü bir şiirin işlediği konulara göre aldığı isimdir. Yani muhteviyatına göre. Bu şiir mesela neyden bahsediyor? Bir ölümden mi bahsediyor? Bir bahardan mı bahsediyor? Doğadan mı bahsediyor? Kahramanlıktan mı bahsediyor? Buna göre aldığı isimdir. Şiirin nazım biçimi belirlenirken şekline ait özellikler, nazım türünü belirlerken de konu, tema gibi özellikleri esas alınıyor. Daha önce görmüştük nazım biçimini. Bunu belirlerken önemli olan neydi? Nazım birimiydi, kafiyeydi, ölçüydü, nasıl yazıldığı vesaireydi. Ama nazım türü belirlenirken arkadaşlar konu, tema, ne anlatıyor, bana ne vermek istiyor mesaj olarak bunlar esas alınır. Türk şiirinde kullanılan nazım türlerine bakacak olursak da İslamiyet öncesi, halk şiiri ve divan şiiri olarak yine bunları gruplandırdık. İslamiyet öncesinde sagu, koşuk, destan kullanılıyor. Halk şiiri kendi içinde üçe ayrıldı. Aşık tarzı halk şiiri dediğimde güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt. Anonim halk şiiri dediğimde ninni, ağıt. Dini tasavvufi halk şiiri dediğimde ilahi nefes, deme, nutuk, şatiye, devriye söz konusu oluyor. Bakalım divan şiirindeki nazım türleri nelermiş? Tevhid, münacat, naat, mersiye, methiye, hicviye, fahriye gibi nazım türleri var. Şimdi arkadaşlar burada hepsinin özelliklerini öğrenmemize gerek görmüyoruz. Sadece hangi tür hangi döneme ait? Hangi tür hangi döneme ait? Ben bunları bilirsem benim için soruları çözmek daha kolay olacaktır. Arkadaşlar şiir nedir? Temel şiir bilgisi videomuz burada son buldu. Videolara ek olarak kendi ders kitaplarınızdan da konuları tekrar etmeyi unutmayın. İyi günler.